Seçime gitmiyoruz çünkü birisinin istediği doğrultusunda bir seçim olmaz, adaletli olmaz. Kesinlikle katılmıyorum. Seçim değil, birisi istiyor diye yapılan bir seçim yani. Kesinlikle onaylamıyorum. Kesinlikle birleşmelidir. Hepsi, bütün anlamda. Yoksa olmaz yani. Kesinlikle hepimiz, ne olursa olsun hepimiz birleşmeliyiz. Muhakkak, muhakkak. Başka yolu yok. Şimdi seçim olayına gelince, bu baskın bir seçim dedikleri konu gerçektir. Bu seçim 24 Haziran çok önceden bunlar hazırlanmışlar. Bugün bir aniden ortaya çıkardılar. Seçime gidiyoruz diye. Ne zaman seçim yapılacak olursa olsun, biz Alevi toplumu olarak artık birlik, beraberlik olma gününe geldiğimizin işaretidir. Bu biz Aleviler ve Kürtler için son bir şanstır. Burada birlik olmalıyız. Kişiler artık kendi özel kişisel ihtiraslarını bırakıp toplumu nasıl yukarıya kaldırırım, nasıl kurtarırım, bunun peşine düşmelidir. Onun için ben her zaman derim, ihtiras insanları süründürür, kin öldürür. Biz bu Yezid kinini bırakalım, Yezid ihtirasını bırakalım. Hep bir arada yaşamak için, çocuklarımıza gelecek bir kuşak bırakmak ve Alevi kültürüyle yetişmelerini sağlamak için bu birlik ve beraberliği göstermiş. Şimdi burada genel merkezde sevindirici bir olay duyduk. İki liste birleşmiş durumdadır. Bu biz Alevilerin birleşeceği için bir ışık olduğuna inanıyorum ben. İnşallah birleşeceğiz. Başka çaremiz kalmadı. Ya bu eğeceğiz. Biz 1400 küsur yıldan beridir zalime boyun eğmedik. Bundan sonra ezmeyeceğiz. Daima biz mazlumun yanında yer aldık. Mazlumla beraber hareket ediyor. İnsanların barış içerisinde yaşaması için elimizden ne gelirse onu yapıyoruz. Biz 68 kuşağından beri geliyoruz. O dönemlerde Vietnamları savunuyorduk. Biz burada kendi Kürt kardeşlerimizi ve Alevi kardeşlerimizi, kim olursa olsun biz insanları ayırmıyoruz. Doktrinimiz de odur zaten. 72 millete bir nazarla bakan bir görüşe sahibiz. Onun için biz insanları ayıramayız.